Hülya. Senin gidişatın iyi olmayacak. Bu çocukla hiç iyi olmayacak. Vallahi de billahi de olmayacak. Beni tehdit eden çocuk sana her şey yapar. Ben... Recep bu davranışını hak ediyor mu? Hülya. Her şeyi geçtim. Recep'i başka bir yere koy. Recep bu kadar üzülmeyi, senin tarafından bu kadar hayal kırıklığı yaşamayı hak ediyor mu? Ya elini vicdanına koy ve cevapla. Tamam ben böyle bir şey yaptım ama keşke Recep'e bu haksızlığı yapmasaydım diyor musun? Belki hak etmez abla bilmiyorum. Hı? Belki hak etmez bilmiyorum. Gerek can yok ki gitmeye. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. Ya siz daha 1,5 yıllık evlisiniz yani. Daha hani çiçek daha, bununla. Hani çiçek ayıp olayı neyse yani. İşte. Arif sana buradan gidersen başına şu gelir. Ya da bizim şöyle resimlerimiz var birlikte falan diyor mu? Demiyor. Bana ya da yazışırken fotoğraf mı? Arif'e hiç resim gönderdin mi? Video gönderdin mi? Gençler çok yapıyorlar ya bu da. Ay yok. Hiç göndermedin mi resim? Sabahlara telefonla uğraşıyordu. Sesimi çıkarmıyordum abla. Anladın mı Hülya'nın ne sorduğunu? Anladım. Hiç resim mesajlaşırken ya da o görüşmeler esnasında bir video belki göndermiş olabilirsin. İyi düşün bakalım. Yani özel fotoğraflarını, kimsenin görmemesi gereken fotoğrafları onunla paylaştın mı? Evet. Hemen çıktı. Dayıları gördü orada. Hemen gidelim dedi bak. Farkında mısın? O gün. Ben o gün şüphelendim ama sesimi çıkarmadım. Neden şüphelendin? Telefondan girdi, çıktı. Ben yine de sesimi çıkarmadım. Kalbi kırılmasın. Şeker hastası dedim. Belki düşüp kalkan. Şeker hastası. Evet. Ben bunu abla yemin ediyorum hastane kapılarında bekledim. 4 gözden bekledim. Peki şu an... İşten çıktım. 4-12 vardiyası. 12'de gidip başında bekledim. Bir şey olacak diye. Yalansa yalan desin. Hülya bir tarafta kocan. Ondan ayrılmak isteyebilirsin. O başka bir şey. Ama diğer tarafta da babam var. Ayrılırsa da saygı duyarım. Asla ailesi orada. Ben dış kabuğunu dış mandalıyım abla. Ben hak ettiğimi düşünmüyorum. Biz gelmesini istiyoruz filan. Ben bunu gelsin de buraya çıktım 75 milyon 80 milyon yönde. Niye? Çünkü seviyorum. Hala da içimde bir şey var. Yok değil. Hala da var abla. Kim istemez birisini kötü yoldan dönmesine? Biz böyle şey ummuyorduk Esra Hanım. Bu gideceğinden hiç şeyimiz yoktu bizim. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza da sesleneceğim. Abla ben buradan Cumhurbaşkanımıza da Sayın Cumhurbaşkanımız bu zina yani olayını ortadan kaldırın. Cumhurbaşkanımızın da gerçekten başı kalabalık ama evden kaçan şunu, kadınla gerçekten, zor bir durum Esra ya. Hanım, gerçekten ben Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Bu zina olayına bir ceza gelsin artık. Önceden olduğu gibi olsun. Milletin yuvası soralım. Dağılmasın. Yeter artık. Hülya ceza olsaydı kaçar mıydı? Ben sorayım soruyu. Şimdi sen eşine ihanet ettin. Başka biriyle kaçtın. Benim bir buçuk yıl hapise yatacaktı. Bir buçuk yıl. Evet çünkü seviyorum. Yine kaçar mıydı? Yalan. Evet. Yalan. Bunu beynine girmişler yalan abla. Ne olursa olsun bunu beynine yani, girildi. Yani bunu seviyorum dedi bu. Ben kimse olmaz dedi. Kolu olsun demedim dedi. Kolu olmasın gene var dedi. Bu kendisi ise çok istedi. Dedi kendisi mesaj attı. Kendisi istedi. Buradasın. Doğru değil mi? Doğru değil mi? Gülme doğru değil mi? Ne olursa. Flaşım var mı? Gülüm flaşım bile var mı? Niye gülüyorsun? Gerçek mesela Hülya şu anda gülünecek ne var? Bir şey yok abla. Bir tarafta baban 14 Ekim'den beri seni arıyor, sana ne hasret. Olursun? Diğer tarafta ihanete uğramış koca tüm yaptıklarına rağmen seni korumak adına seninle barışmaya, evliliğini kurtarmaya hazır. Bana buradaki gülünecek olan tabloyu anlatır mısın? Biz de gülüp, ben de seninle gülmek istiyorum. Hani biz mi acaba bir şey kaçırıyoruz diye. Yok abla. Ha? Gülünecek bir şey yok. Hani... Benim durumuma gül abla en fazla. Ha, neye gülüyorsun? Babanın... bir baba olarak evladı karşısındaki çaresiz haline mi? Yok. Sana hasretine mi? Yok. Ya da kocanın ayaklarına her şeye rağmen kapanmasına mı? Annesi bağlayacağız. Kapanmasın abla kapan diyor mu ben ona? Esra annesi bağlayabileceğiz mi? Nerede kalıyorsunuz şu anda bu Arif denilen kişiyle? Bir yerde ev tuttuk. Ev tuttunuz. Nasıl bir ev? Normal. Abla, izin isteyeceğim ama. Bir ev tuttunuz. Başka insanların evinde kalırken... Çalışmaya başladığınızı evet. Söyledi. Çalışıyorsunuz ve bir ev tuttunuz. Evet.
Dün hatta yani o cümle beni çok... İki artı bir gibi aynen. Bir ev tuttum. O yalan abla. Cümle o yalan. Söyledi. O yalan. Onu niye söyledi ya da o cümledeki kastı neydi? Bir şey mi ima etmeye çalıştı bilmiyoruz. O yalan abla. Onun da gerçeği ortaya çıkar. İnşallah. Bir ev tuttunuz ve orada beraber yaşıyorsunuz. Evet. Her şeyi planladınız mı kaçarken? Hayır. Valizini benim almadığım boynuna hediyelik Tuğra. Ondan sonra küpeleri... Altınlar maltınları aldın mı evden para giderken? Aldım. Ben 2,5 milyar para almadım. Alsaydı aldım. Onu da ailesi görürdü. Bana dedi söylerdi. Ki benim çalıştığım 1 milyar para tamam, dedi. Tamam kendi çalıştığımı aldım. 1,5 da ben koyduydum kenara. Sen ne biliyorsun? Borcum vardı. Ben koydum onu aldı. Ben de ona gene sesimi çıkartmadım. Düğünde kalan 6 tane bileziğimi gidip eve yatırmışım. Al, ben bir şey olsun. Diyorum yani mu? Evde seni olsun. 2,5 milyar evde seni olsun. Ben istemiyorum. Evde seni olsun. Ama ne olursa olsun dön. Ben gelmeyeceğim. O 2+1 değil, sana 3+1'i ben önce fikir veririm. Bir eşinden boşanmak mı istiyorsun? Evet. Ne yapmak istiyorsun boşandıktan sonra? Boşandıktan sonra herkes yoluna gidecek mi her şey? Herkes yoluna gidecek işte. Ne o yol ne? Herkes kendi yoluna bakacak. Ben tamam kendi yolun ne? Bana yolunu hiç söyle ya. Tamam yok. Biz ikimiz çalışacağız yok. Aynı evde bir yok. Tane ev tutacağız. Kim çalışacak seni bu saatten sonra? Ailen nerede olmaz bu arada? Çalışacağız diye ya. Ailen de Arif'i kabul edecek. Değil mi? Kabul etmiyorlar. Daha da etmeyecekler. Daha da etmeyecekler. Kendisi bunu gelirse kabul ederim. Kabul etmen o şansı. O şansı kabul etmen. Aynen. Sen gelirse kabul ederim. Adam 18 yaşında yarın askere gideceksin. Ortada bırakacak ya. Bak, ailesi kabul etmemiş kızım. Ne böyle yapıyorsun ya? Bak kurbanıyorlar. Kurbanıyorlar. Bir de çok büyük bir yalan söylüyor. Ben hamili bak yalana bak. Bir de bu hani... ortaya çıkmayacak bir yalan değil ki yani. Dedim, hamileyim, ikiz hamilesiyim. Niye? Anneyi babayı kandırıp güya Arif'i kabul ettireceksin. Hayır öyle değil hani şey hamilim beni kabul etsinler diye söyledim. Arif'i değil. Neyi Arif'le kabul edecekler? Beraber kabul etsinler tamam dön o zaman geri. Evet. Ben tek başıma gitmem. Tek başıma gitmem. Benle kızım, beraber Hülya'cığım. Benle beraber. Annenle babana hamileyim deme sebebin neydi? Niye hamileydin? İkimizi kabul etsinler gidelim. Diye. Gül konuma gidelim beraber. Allah var. Öyle sen ikisini, gül konuma diyorsun da oh hiç. Abla yaptıran var. Bak hala yaptıran var diyorsun ya. Nedir? Annesi konuşmak istiyor. Arif'i kabul etsinler diye hamileyim yalanını söylüyorsun. Evet. İnsan bu yalanı söylerken acaba annemin babamın kalbine iner mi? Zaten ben bir tane hata yaptım. Bir de bunu söylersem... Yani bu yalanı söyle perişan olurlar diye düşünmedin mi Hülya? Annesi zaten hastaneden çıkamadı gittiği gün. Ben durdum başına. Küçük kızı vardı 5-6 yaşında. Ben durdum. O gitmeden önce bile ambulansla götürdük. Hastaneye annesi kendisi götürdü Esra Hanım. Bu 3 gün önce ambulansı götürdük kaçıncı annesi. Kaçıncı sınıfa kadar okudu Hülya? Ortaokul. Ortaokula kadar. 8'e kadar. Herhangi bir şeker hastalığının dışında başka bir rahatsızlığı var mı? Yok şu an evlenince başladı bu avukatım. Bu evlenince düğünden bir hafta ne sonra şeker hastalığı evlenince başladı. Düğünden bir hafta sonra başladı abla. Bu da şey belki kadar bir şey daha önceden vardı. İnsülin mi kullanıyor? Evet, 3 tane yani ne kendisi de biliyor. Sen beslenmen lazım. Evet. Kaldığınız yerin de ben aslında çok böyle senin için uygun bir yer olduğunu aynen düşünmüyorum. Ekip arkadaşlarımız oraya gidecek. Oradan bir görüntü ben, gelecek ben bize. Nasıl abla, olduğunu de, ben hep istiyorum. Beraber göreceğiz. Ben görmeyi istiyorum. Diyor abla. Ki bak dikkatli beslenmen. Yani sen şeker hastasısın. Aynen. Bu arada bilmiyorum ama şey insülinlerinin iğnelerinin olması gerekiyor. Var evet. Evde dolapta duruyor abla. Evet. Yanında giderken var mı? Yanında aldım yok, mı bilmiyorum. Değil mi? Yok. Dolabında da hala şu duruyor. Şu anda kullanmıyorsun. Yok. Şu hapları var dolapta. Ben kendi elimden aldım koydum dağınıktım hapla. Hastanede yatmasının nedeni şeker komasına mı girmesiydi? Evet. Bu şeker çıktı bunu hastanede yatırdılar. Ondan sonra bir hafta hastanede bekledim ben bunu işte. Hastanede beklerken kavga ediyor. Seni diyorlar boşuna yatırdılar. Tamam, sende demedim, hastalık yok. Tamam demedim değil dedim. Benim ama niye dedim? Orada kavga ediyor benden. Arif ne diyor sana? Yani sen hastasın aman Allah'ım şey şöyle kötü mü diyor? Arif ne diyor? Çalış mı diyor? Hayır hiçbir şey söylemiyor. Ben çalışmasına bile karşıydım abla. Kendisi istedi yemin ediyorum Allah beni buradan burayı gitmemi nasip etmesin. Çalışmak istedi. Ben dedim kazanıp bakarım. Çalışıyor mu Hülya şu anda? Şu an Arif'le aynı yerde bölümleri farklı. Çalışıyorsun. Bana gelen bilgi bu. Dün akşam da Arif tehdit etti.
Bunu da söylemek istiyorum. Husni'den şimdi Arif yan sürütüyor da daha ona bir söz vermedim. O da tüm bu olanları da izliyor. Ben ne çektiysem Allah da bildiğim gibi yapsın abla. Ona da söz hakkını ve cevap hakkını kullandıracağım. Yaptığın şey ne olarak değerlendiriyorsun Hülya? Bak sen sürekli tebessüm ediyorsun. Ya algılamanda bir psikolojik rahatsızlığın var. Çünkü ya da kavramları karıştırdığını düşünüyorum. Mesela ayıp, değer yargılarımız, utanma. Yaptığın şeyi eğer olağan karşılıyorsan tebessüm edersin. Şimdi karşında baban üzülüyor. Niye üzülüyorlar? Senin gittiğin yerin boşanabilirsin. Ama gideceğin yer biraz sağlıklı düşünüp kendini toplayıp yeni bir... Ama gittiğin yol yol değil. Bak şiddete uğruyorsun. Ailesi, Arif'in ailesi seni dövüyor. Bu ne demek? Seni istemiyorlar. Bir de o vardı. Bir evlat var. Kim için değerlidir? Baban bak burada aslında senin için burada. Sen onu anlamıyorsun. Arif'in ailesi diyor ki bizim oğlumuz evlilik yapamaz. Senden önce de kızlar geldi. Biz hayır dedik. Evet. Madde bağımlılığı var. İnşallah bundan eş olmaz diyorlar. Anladım. Sen daha hala bu yolunu seçiyorsun. Anneyi bir almak istiyorum telefona. Alo de Hülya. Alo. Alo. Efendim anne. Hülya'cığım... gitmenin sebebini bana anlatır mısın? Anne sevmiyorum. Anneciğim... biletini kesti. Ben geleceğim demedim mi Recep'e? Recep de dedi ki sana... anne Recep dedi benim kalacak yerim yok Hülya ben seni alamam. Ben zaten halamda kalıyorum. Askere gidince seni kime emanet edeceğim demedi mi? Öyle bir şey demedi anne. Senin ne demedi Hülya? Halasında hayır. Ben... Halası da bağlanıp söyleni bir halasına da söyledin. Halası şey dedi sadece dedi psikoloji dedin sorunlarım Hülya, var dedi. Hala da söyledin Hülya sen bunları hep söyledin. Tamam sevmiyorum anne. Ne demek sen o zaman baştan niye dedin ben bunu varacağım anne kolu bacağı olmasa gideceğim çok seviyorum vermesen kaçacağım dedin. Neden dedim benim gururum yok mu Hülya? Baştan seviyordum. Baştan sevdim bu sevgi bu kadar mı? Öyle şey mi olur? Çocuk oyuncağı mı bu? Aynen öyle. He? Hülya'cığım bana cevap verir misin? Anne cevap sevmiyorum ben... işte ne yapayım ya? Hülya'cığım, ya bunun cevabı sevmiyorum değil ya. Neden kanına girdin? Gitme sebebini söyledin. Neden diye. Nasıl cesaret ettin? Nasıl onları da terk ettin? Sana bir şey söyleyeyim mi Hülya? Söyle anne. Bana mesajlarda yazıyorsun annem değilsin. Annem yok senden daha güzel bulada annelerim var dedin. Beni reddettin bana her şeyi dedin Hülya. Ben bugün kaybolmuş olsam o Arif gitse bir koca daha bulursun. Ben bugün ölmüş olsam anne bulabilir misin? Benim yerimi kim tutabilir Hülya? Kimse tutamaz. Beni, o zaman dön. Ben gittim ben annemden bir ay konuşmadım. Dön. Herkes telefonlarını kapattım kimseyle cevap veremedim konuşamadım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Esas soru bu. Hülya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hülya. Bir şey yapmıyorum abla. Yani bak hamileyim yalanı söyleyecek kadar cesaretlisin. Konya'dan oradan beraber kaçacak başka insanların evinde kalacak kadar. Sokaklarda yaşayacak kadar cesaretlisiniz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Aileni ve hayat arkadaşın eşini perişan ederek. Ve kendin de şeker hastasısın. Ya beni boş ver ailesi. En önemli ailesi yani, abla. Onların ne günahı var? Ben her zaman... Sevgimin ben... peşinden gidiyorum işte. Seviyorum sevgimin peşinden gidiyorum. O zaman niye bana ümit verdin? Valla bu programdan sonra sevgiden aşktan soğudum. Buyurun. Evden ne götürmüş onu sorabilir misin? Buyurun söyleyin. Evden giderken kocasını 2,5 milyar parasını almış. Bir tane altın turunu almış. Benim altın bütün çeyizlere getirmiş. Bunları ne yapmış? Soralım. Kulağında bir çift küpe kalmamış. Parmağında yüzükle gitti. Kulağında küpe, altın küpesi vardı. Bunları ne yapmış? Hepiyle beraber. Ben Hülya. Ben helal etmiyorum. Nerede? Sattık abla. Sattın. Evet. Nerede kullandınız bunları? Yüzük. Dur. Yüzük. Sattık. Şey buradan bilet parası oraya. Her şeyi sen mi karşıladın? Hep evet. Abla, hep. Bütün altınlarını da sattı. Evet. Evden para da götürdü. Aynen. Sadece 1 milyar aldım. 1 milyar değil, 2,5. 2,5 milyar aldı Esra Hanım. Ya toplamda 10 bine yakın para herhalde. Evet. 10 bin TL'ye yakın evet. Bir para. 1,300 de telefon. Bir de 2 tane telefon. Elinde bir de 2 tane telefon vardı. 2 telefon da vardı. Evet. Vardı. Tamam, nerede onlar? Sonra şey,
Arif'le biz şey gezmeye giderken kazayı yaptık. Turumu sattım, onu ödedim. Kaza parasında. Bu kadar savunma çocuğu. Arif'in söz yüzüğünün parası, çok merak ediyorum. Arif'in söz yüzüğünün parasını sen mi ödedin? Evet. Hepsini. Aa, hepsini. Damadı yüzük parasını sen mi ödedin? Evet. Bir de abla bir şey söyleyebilir miyim? Abla bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten kocanın parasıyla, ailenin parasıyla gittiğin, kaçtığın kişinin yüzüğünü de sen aldın. Bir şey daha söylemek istiyorum abla, iznin olursa. Benim takım elbise vardı, mavi. Valizde yer olsa onu da alacakmış. Hayır. Onu çıkarmış dışarı. Valizde yer olsa onu da alacakmış. Paranla yüzük alan zaten kaçtığı kişiyi... Kendi eliyle kendi evini millete teslim etmiş. Tamam o zaman bıraksın istemiyorsa. Allah bırak. Niye bırakmıyorsun? Ben niye bırakmıyorum seni? Niye bırakmıyorsun? Bu kadar şikayetçiysen niye bırakmıyorsun? Ben şikayetçi değilim. Ben seni seviyorum. Sevme. Ben hala gelmeyi istiyorum. Sevme. Gelmiyorum. Ben kavga etmeye gelmedim buraya. Gelmiyorum. Ben seni almaya geldim. Habibe Hanım. Efendim? 10.000 TL'nin nasıl harcandığını duydunuz herhalde. Kardeşim bak ben giderken yemin ederim sana ben yalan söylemiyorum. Götürmüş çünkü 4 valizle gitmiş. 4 valiz. Evet. Aynı. Saç kurutma makinesine kadar götürmüş. Benim tıraş makinem. Niye mesela onlar aklına geldi kaçarken? Ne abla? 4 valiz yani. Kıyafetlerim vardı. Tamam. Bana dedi, evi dedi, tekrardan temizleyeceğim, her şeyi elinde yerine yerleştireceğim eğer, dedi. Elinde olsaydı eğer, kapının önüne arabayı çekip evi boşaltıp aynen gidecekmiş. Aynen bu sözler üzerine gelmemi mi bekliyor? Bunların gelmeyeceğim ben hiç. İsterse Türkiye'nin başkentin çıksın, gelmiyorum. Hadi getirsin beni. Onları götür. Şimdi kıyafetlerini insan götürür ama giderken saç kurutma makinesi tatile gitmiyorsun. Yani o sorarsın orada da. Bunlar nerede bu eşyalar? Sattınız bize mı evde hepsini? Hayır duruyor. Sen bayağı planlı programlı gidişini hazırlamışsın. Aynen. Kaç aydır yazışıyordunuz onunla? Buçuk yıldır bir onunla de, evlisin. Bak evet. Bir de bana diyor ki. Bana diyor ki. Annem değilsin diyor. Senin gibi annem olmaz diyor. Olmaz olsun diyor. Bak ben komaya girdim. Hastaneye gittim. Recep benim resimlerim. Çekip ona gönderdi. Dedi ki o da dedi ki ona dedi belediye baksın ben bakmam aynen. Dedi. Gel anneni dedi halimi gör dedi Recep. Beni ilgilendirmiyor senin anne. Ama dedi sana belediye baksın demiş. Beni çiğnedi gitti. Ben onu sevdiğine verdim. Kim dedirtti daha ne bunu? Yanındaki dedirtti. Başka kim dedirtti? Hülya dedi. Tamam yanındaki de olmasa söylemezdi herhalde. Evet o dedi. Yani bir Arif'e beni değişti. Benim bir Arif kadar onun yanında değerim yokmuş. Bunun cevabını verebiliyorsun. İnternetten tanıdığı, sokaklarda kaldığı bir kişiye bütün ailesini değişti diyor. Bunun cevabını verebilir misin? Ben değişseydim arayıp sormazdım değil mi? Aramadın. Ben aramadım. Seni. Hiç aramadım. Nereye çıktın da aradın Hülya? Nereden aradın? Daha dün aradım. Dünden önce görüntülü de aradım. Dedim telefonum çalındı dedim sana. Görüntülü de aradım. Telefonum çalındı. Arayacağım seni işe gidiyorum dedim. Kızım sana ben hiçbir şey demiyorum. Seni ben Allah'a havale ediyorum. O zaman arama bırak peşim anne. Arif'in dışında başka sosyal medyada arkadaşlarınız var mı? Ben aramak zorundayım seni. Ha? Hem burada şey söylüyorsun hem de arıyorsun. Tamam da ben seni aramak zorundayım. Ben doğruları söylüyorum. Sen de doğruları söyle. Ben de doğruları söylüyorum. Gelmiyorum. Boşuna hiç arayıp durma. İsterse başbakan açık. Tamam gelmezsen gelme yavrum. Niye çıkıyorsun anne gelmezsen gelme diyorsun ya. Çıkmak Allah Allah. Zorundayım ben. Seni aramak zorundayım. Gelmiyorum. Demedim, İsterse ara. Esra Hanım'a çıkacaksın demedim. Anayım. Çıksın. Gelmiyorum. Çıkacaksın dedi. Nereye çıkacaksın? Gelmiyorum. Ya sinirinden her şey olabilir. Gelmiyorum diyorsun ya. Tamam. Sen inat yapıyorsun. Onda da şeker hastalığı var. Sen de var sinirinden. Söylebilir kadın oradan. Onda da şeker hastalığı var. İnadından vazgeç. Ne olursa bak. Bu insanlar seni için çırpınıyor. Seni için uğraşıyor burada. Tamam ben de gelmiyorum dedim. Gelmiyorum diye bir şey yok. Dön artık. Senin gelmekten anladığın nedir? Gitmiyorum yanlarına. Arif'in aynı olmakmış. Gitmiyorum. Ben bununla olmak istemiyorum tamam. Bir kere. Tamam. Recep'le boşanacaksın. İstemiyorlar ki. Ailem istemiyor. Benden boşandı diyelim. Tamam. Bağırmak istemiyorum. Benden boşandı. Arif'le ne evlenince onu eve gelmek isteyecek o zaman da. Ben sokacağım sizi. Sokma. Ne olmayayım? Yeter ya. Benim de bir sabrım var. Gelme. Bir canım var. Gelme.
Yeter artık. Ne oluyor ya? Hiçbir şey olduğu yok. Oradaki de ötüyor. Yani buna... Oğlum dua et, dua et. Sen dua et. Kimseye karşı. Kaybetme Recep. Senin muhatabın Hülya. Evden kaçan o. Sana ihanet eden o. Ben zaten bunun için geldim abla. Bak o internette bulunmuş bununla herhangi X biri. Kendi ailesi ya. Bile sırtına dönmüş. Ben ya, Arif Yörü'nün ailesinin de söz hakkını ya. Ve cevap hakkını kullanmasını istiyorum. Ay. Biraz önceki sorduğunuz soruyu tekrarlar mısınız? Arif Bey'in dışında sosyal medyada başka arkadaşlarınız var mı? Nasıl yani? Konuştuğunuz mu? Arif Bey'le Recep Bey'le evliyken. Yok. Arif'le yazışıyordun. Atıyorum Mehmet ya da başka insanlarla da yazışır mıydın? Arkadaşlık eder miydin? Hayır. Kendini bekar olarak o insanlara tanıtır mıydın? Ha? Hayır. Ne bileyim canım, insan hani internet başında bu yalanı çok kolay söyler. Evet. Evdesin, kimse bilmiyor. Arif'e bekar olduğunu söyledin. Başka biriyle yazışırken ona da bekar olduğunu söyledin. Sonra Arif'le kaçma planı yapınca öbürkü kaldı. Olabilir. Yani evden kaçan biri üçüncü bir kişiyle yazışmaz mı? Evet. Yazışır. Biz soralım, kalsın havada. Yazıştın mı Hülya? Hayır abla. Hı? Hayır. Ya da Arif senin başka biriyle yazıştığını duysa, bak kocanı geçtim. Evden kaçtın, Arif var. Arif senin onun başka biriyle yazıştığını duysa nasıl bir tepki verir sana? Abi abla kötü yapar. Ne yapar kötü? Döver. Bir dakika. Ama ben onu yapmadım. Recep bir dakika. Yapmam da. Nasıl bir tepki verir? Senin başka biriyle yazıştığını, ona ihanet ettiğini öğrendi. Abla ne bileyim yani. Ayrılır mı senden? Onunla beraberken abla. Ayrılır yani, mı? Hayır yani düğüm... Herkesin karşısına çıkacağım. Recep, 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 Rec